Arkadaşlar iyi günler. Bugün de Ereğ'den iki soruyla karşınızdayım. Ereğ'den OSYİ'de çıkan sorular genelde basit. Tanımlamalarla ilgili sorular çıkmış. Ama bugün ikinci sorumda size bir sürprizim var. Ereğ ile ilgili değil ama Java ile ilgili bir sürpriz olduğunu düşünüyorum. Birinci sorumuz kolay. Bir array tanımlanmış. C isminde char'lardan oluşan bir array tanımlanmış ve uzunluğu da 2 imiş. Yani 2 tane element alabiliyormuş içerisine. Bu durumda arkadaşlar bir array'in kapasitesini ölçen bir metot yok. İster parantezli ister parantezsiz. Length metodumuz vardı hatırlayacaksınız. Ama stringlerde parantezli oluyordu. Array'de parantezsiz oluyordu. Size metodu yok. Bir tanesi çalıştığı için hiçbir şıkkı da olmaz. Göstermek için isterseniz hemen çalıştırayım arkadaşlar bunu. Kopyalayıp buraya yapıştırdığımızda gördüğünüz gibi hiçbir problem vermeyecektir. Hatta bunu yazdırmak isterseniz length dersek arkadaşlar bize iki sonucunu verecektir. Görelim. Gördüğünüz gibi 2'yi verdi. Ama bunun dışında arkadaşlar ne capacity metodunu buraya yapıştırsak çalışmayacaktır. Bakın gördüğünüz gibi paranteze koysak yine çalışmayacaktır. Size metodunu deneyelim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Size metodunu şuradan kopyalayıp yapıştıralım. Bakın bu da çalışmayacaktır. Parantez koyunca yine çalışmayacaktır. Bu metotlar var arkadaşlar. Java'da var. Capacity metodu da var. Size metodu da var. Ama bu metotlar array için geçerli değil. Array için geçerli olan bunların içerisinde sadece ve sadece parantezsiz length metodu vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu soru için doğru cevabımız C şıkkı olacak. Sonraki soruya geçtiğimizde arkadaşlar multi-dimensional array yani çok katlı array'lerden bahsedeceğiz. Bunun için öncelikle size birazcık multi-dimensional array hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Burada bizim bilmemiz gereken şey şu. Şöyle kalemle izah etmeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer multi-dimensional array'den bahsediyorsanız iç içe array'lerden bahsediyoruz demektir arkadaşlar. Bakın burada iç içe iki tane array var. Burası 1, 2, 3 array. 10, 7 bu da array. Dolayısıyla bunlara arkadaşlar inner array diyoruz. Inner array. Bu inner array indeks 0 olsun. Bu da inner array. İndeksi ne olmuş olsun arkadaşlar? 1. Çünkü bunlar bir element. 0 ve 1. Dışarıda da bakın şu parantezlerden de anlayacağınız üzere dışarıda da bir tane arkadaşlar outer array vardır. Dış array. Dolayısıyla bu array'e direkt atama yapıldığı için bu şekilde tanımlıyoruz. Eğer bunu new array deyip boş bir array oluşturmak istesek şöyle yazdırırdık. New integer, bakın uzunluklarını vermem lazım ya arkadaşlar. İçeridekinin uzunluğunu biliyorum. İçeridekinin iki tane elementi var. Onun için bunu yazabilirim. Ama bunu deklarasyonla yazamam. Çünkü bunun üç elementi var. Bunun iki elementi var. Dolayısıyla bu şekilde deklare etmem mümkün değil. Neden? Tekrar ediyorum. Inner array'ler farklı sayıda elemente sahip. Eğer bu 3, bu da 3 olsaydı buraya 3 yazabilirdim. Ya da bu iki elementli, bu da iki elementli olsaydı buraya da 2 yazabilirdim. O zaman şunu diyebiliriz arkadaşlar. Eğer çok katlı array'lerden bahsediyorsak ilk array outer'ı simgeleyecektir. İkincisi ise inner'ı simgeleyecektir.
Dolayısıyla aşağıda mesela örnek olarak yaptım arkadaşlar. ARR 0 2 dediğim zaman ARR 0 bana outer array'in 0. indeksindeki elementi getirecektir. Bakın şurası ARR 0 outer array'in 0 indeksindeki inner array'i verecektir. Yani neyi verecek arkadaşlar? 1, 2 ve 3. Eğer bunun 2 indeksindeki elementini yazdırmak isterseniz ne olacaktır? Bakın 0, 1, 2 yani 3 yazdıracaktır. Eğer inner array'lerden bir tanesini yazdırmak isterseniz bakın ARR 1 dedim. ARR 1 dediğimde bakın bir tanesini kullandığı için bu outer array'e ait bir bilgi demekti. Outer array'in bir indeksindeki elementi. Biz bunu biliyoruz ki outer array'in bir indeksindeki elementi yine bir array'dir ve 10,7'dir. Eğer bu da bir array ise arkadaşlar, bu bir array ise array'i direkt yazdırmam mümkün değildi. Çünkü direkt yazdırmak istersem non primitive olduğu için sadece referansını yazdırırdı. Nasıl yazdırabiliyorduk arkadaşlar? Arrays klasından toString metodunu kullanarak bunu yazdırmak istersek Java bize 10,7'yi verecektir. Peki hocam çok katlı bir array'i tamamen yazdırmak istersek burada bakın array içinde array olduğu için arkadaşlar bunu bu metotla da yazdıramayız. Çünkü böyle yazdığımda getireceği elementler yine array olacağından bir alt referansları verecektir. Bunun için Java bize sağ olsun bir metot daha yapmış arkadaşlar. Bakın bir array'i yazdırmak için arrays to string metodunu kullandığım gibi tamamını yazdırmak için de arrays klasından deep to string kullanıyoruz. Böylece kaç katlı olursa olsun Java bize tüm array'in elementlerini yazdırıyor. Eğer arrays.deepToString ARR dersek arkadaşlar bize tüm array'i yazdıracaktır. Burada önemli olan bir daha söylüyorum. Şurası bizim için arkadaşlar. Eğer çok katlı bir array'de alt elementlere ulaşmak istiyorsak iki katlı olarak ifade etmemiz lazım. Mesela ona ulaşmak istiyorsak diyeceğiz ki ARR şöyle yapacağız. Dış array'in kaçıncı indeksindeki array de bu? Birinci indeksindeki array. Çünkü bakın burası 1. Bu 0. Peki onu istiyorsam 10 bu array'in kaçıncı indeksi? 0. Mesela 2'yi yazdırmak istiyorsam ARR'nin bu 0. indeksindeki inner array'in 2 dediği için arkadaşlar 0, 1 birinci indeksindeki sayı demiş oluyorum. Böyle bir mini hatırlatmadan sonra arkadaşlar soruya geçmek istiyorum. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. İki tane array verilmiş. Integer array 1 ve integer array 2 verilmiş. Array 1 tek katlı bir array iken array 2 gördüğünüz gibi iki tane kattan oluşuyor. İki array var. Dolayısıyla buradaki elementlere ulaşmak mümkün. Şöyle arayı açacağım arkadaşlar. ARR1'in 3. indeksindeki element. ARR1'in 3. indeksindeki element bakın 0, 1, 2, 3 olduğu için bize 4'ü verecektir. ARR2'nin 0. indeksindeki array. Bakın array'leri indekslersem bu 0. indeksteki array, bu 1. indeksteki array, bu da 2. indeksteki array. Biz 0. indeksteki array'in 4. 2. indeksteki elementini arayacağız. Bakın 0, 1, 2. Dolayısıyla bize 4'ü verecektir. 4 eşit eşittir 4. Bu bir boolean karşılaştırmadır. 4 eşit eşittir 4. Bize true döner.
Bunu da yazdırmak isterseniz ekranda true görürsünüz arkadaşlar. Güzel. Şimdi sürpriz aşağıdakinde arkadaşlar. Sürpriz aşağıdakinde. Bir boşluk bırakmış, problem yok. ARR1'in ikinci elementi. ARR1'in ikinci elementi. Bakalım ARR1'in iki indeksine sahip elementi. 0, 1, 2. Bakın burada 0, 53 diyor. Dikkat ederseniz Java arkadaşlar bunu sarıya boyamış. Çünkü Java'nın bir özelliği var arkadaşlar. Çok güzel bir özelliği var. Şimdi sürprizi söyleyeceğim. Buraya da bakalım sonra söyleyeceğim ama. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar ARR2'nin ikinci indeksindeki, bakın ARR2'nin ikinci indeksindeki array'in birinci indeksindeki elementi. Dolayısıyla 0, 1, 2 dediğim için 43 verecek. 0, 53 eşit eşittir 43. Sizce doğru mudur arkadaşlar? Hemen aklınıza false geliyor değil mi arkadaşlar? Çünkü bu 0.53 başında 0 olsa da matematikte 0'ın bir önemi yok diyebilirsiniz. 0.53 43 eşit değildir. Ama işte sürpriz burada devreye giriyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi Java burayı sarıya boyamış arkadaşlar. Java burayı sarıya boyamış. Bunun sebebi şu. Eğer IntelliJ'de arkadaşlar 0'la başlayan bir sayı yazarsanız 0 ile başlarsanız Java bunu arkadaşlar Java bunu 8'li sistemde kabul eder. 8'li sistemde diğer adıyla okta kabul eder. Evet. Lisedeki, ortaokuldaki arkadaşlar modüler aritmetiğe mi dersiniz? Taban aritmetiğine dönüş yaptınız. Yani bu 8'lik sistemdeki 0.53'tür. Şöyle matematikte böyle yazıyorduk arkadaşlar. Bunu desimal sistemdeki karşılığını bulmak için bunu 1 ile, bunu 1 kere 8, 8 ile, bunu da 8 kere 8, 64 ile çarpıyoruz. Dolayısıyla 0 çarpı 64, 0. Artı 5 çarpı 8, 40, artı 3 çarpı 1, 3. Yani Java'da, IntelliJ'de yazdığımız 0.53 sayısının bizim kullandığımız desimal sistemdeki karşılığı 43'tür. Dolayısıyla da bu 43 arkadaşlar eşit eşittir 43 dediğimiz için bize önce bir boşluk, sonra da true yazdıracaktır. Print olduğu için arkadaşlar bunlar yan yana olacaktır. True, boşluk true. Dolayısıyla doğru cevabımız B olacaktır. Java ile ilgili yeni bir şey daha öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Demek ki eğer Java'da IntelliJ'de IDE olarak IntelliJ'yi kullanıyorsanız ve sıfırla başlarsanız Java bunu 8'li sistemde kabul edecektir arkadaşlar. Java'da öğrenecek şey çok, merak etmeyin arkadaşlar. Ama bunu bilmeseniz olur mu? Olur. Onun için biz derslerde çok göstermiyoruz. Gerek yok. Çok da kullanılan bir özellik değil. Ama işte böyle OCA sorularında detay soruları sorup sizin bilgi seviyenizi kontrol ederler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler, görüşmek üzere.